Tabii öncelikle teşekkür ederim. Hani hem bizim yayınımıza katıldığın için bu şekilde hem işte senin yaşadıklarını ve girişimci arkadaşlara tavsiyeler noktasında bize paylaşacağın için ben öncelikle teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Senin yayınlarını ben ilgiyle izliyorum. Hem çok paylaşımların çok önemli, verdiğin bilgiler çok önemli ve çok kaliteli yapıyorsun ve arkada da bir yani niyet olarak da gerçekten çok yani bizim halkımıza ve Türkiye'deki arkadaşlarımıza çok yararlı, faydalı şeyler yapıyorsun. Ben de senin için ayrıca teşekkür ediyorum. Yaptığın bu hizmetlerden dolayı Sağ ol. çok önemli şeyler yapıyorsun. Çok önemli işler başarıyorsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim İzzet. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ben seni tanıyorum uzun zamandır. Ve biliyorum hem bir akademisyen bir geçmişinin olduğunu ve şu anda akademide olman. Hem aynı anda da aslında girişimcilere de hem kendi hem de girişimcilerle ilgili yaptığın çalışmaları da biliyorum. Biz tabii bugünkü konularımıza gireceğiz. Biraz sen bize kendine bahsedersen hem bu sayede takipçilerimiz de seni tanımış olur, bilmiş olurlar. Biraz kendini hem senin akademik geçmişin şu ana kadar olan hem kişilik yönündeki geçmişinden biraz bahsedersen çok sevinirim. Tamamdır. Ben Robert Koleji bitirdim. Robert İstanbul'da. Robert Koleji'den sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde işletme okudum. İşletmenin bölümünün üzerine yüksek lisansımı yine Bilkent Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve yine MBA odaklı olarak devam ettirdim. 2010 yılında Amerika'da, Philadelphia'da Temple Üniversitesi'nde doktoraya geldim. Ben doktoraya Milli Eğitim Bakanlığı'nın YLSY bursu var. Onunla geldim. Yani bizim devlet burslusu olarak geldim ben Amerika'ya. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimiz beni gönderdi. Bir belli bir sınav ALES puanından ve başvurunuzdan o değerlendirmeden geçiyorsunuz. 2010'da doktoraya geldim. Alanım benim stratejik yönetim. Strategic Management dediğimiz uluslararası işletme ve stratejik yönetim odaklı. Tezim de inovasyon ve girişimcilik üzerine aslında. Gelişmiş olan ülkeleri nasıl yakalayabileceği ve aslında biraz ben sizle ortak şöyle bir şeyim var abi, ortak noktamız var. Ben regülasyona bakıyorum. Regülasyon, patent kanunları bunların inovasyon ve girişimciliğe olan etkisine bakıyorum aslında. O konuda da benzer ortak konularımız var. 2015 yılında doktora bitti. Philadelphia'da işte dünyanın doktora bitince dünyanın birçok yerinde üniversitelerle görüşüyorsunuz. Kaliforniya'da dahil, Amerika'da dahil. Ben özellikle San Francisco'da olmak istedim. Çünkü Silikon Vadisi'ne yakın olmak ve burada girişimcilik ve inovasyon konularının kalbi olan bir bölgede akademik çalışmalarımı devam ettirmek istedim. 2015 yılında Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladım. Bu sene 6. senem. İnşallah gelecek sene doçentlik şeyimiz var, süreç var. Doçentlik tenure burada Amerika'da çok önemli. Yani siz kalıcı olarak üniversitede devam ediyorsunuz. O süreç öyle ama dediğim gibi özellikle Kaliforniya'yı ve San Francisco, Silikon Vadisi'ni seçme nedenim aynı zamanda senin de bahsettiğin gibi Philadelphia'dayken de başlattığım bir girişimim de vardı. Yani hem öğrettiğim konulara destek olması için hem de kendi isteğim, kendim bu konulara ilgili olduğum için bir startup başlattım, bir girişim başlattım 2015 yılında. Philadelphia'da başlattık ilk önce. Daha sonra burada Kaliforniya'da şirketi taşıdık. Burada birkaç mesela belki takip eden arkadaşlar vardır. Shark Tank diye ünlü bir program var. Bu girişimcilerin sunulduğu. Biz oraya seçildik işte böyle belli süreçlerden gittik, biraz yatırım aldık falan. Bu süreçlerden de geçtik. Yani bunları niye yapıyorum aslında? Benim önceliğim akademisyen olmak. Yani akademisyenlik araştırma ve ders anlatma. Ama ders anlatırken özellikle daha ben yönetici yüksek lisansı programımız var. Orada ders veriyorum. Öğrencilerimin ortalama benden yaşları 20-25 yaş büyük. Bunlar direktör değil. Samsung'da, Facebook'ta, Apple'da burada teknoloji şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak girmişler, yazılımcı olarak girmişler. Şimdi yönetici pozisyonuna doğru ilerliyorlar. Ben bu öğrencilere strateji yönetimi anlatman lazım, inovasyonu anlatmam lazım. Bu yüzden de kendimi akademisyenliğin dışında pratik olarak da geliştirmem lazım.
Biraz çok da bunun şeyi var yani, bu yüzden kendimi buralara attım. Genel olarak şeyim bu. Aynı zamanda ben burada ne yapıyorum Amerika'da? Aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına çok destek oluyorum. MÜSİAD USA'nın Amerika Yönetim Kurulu üyesiyim ve San Francisco temsilcisiyim. Aynı zamanda bizim devletimizin Havelsan'ın burada satın aldığı bir şirket var Amerika'da. Silikon Vadisi Quantum 3D. Orada yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevindeyim. Yani bir şekilde de Türkiye ile bağlantımı kesmiyorum ve destek olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Yani gerçekten biz tabii her zaman bunu diyoruz seninle. Ve yaptıklarını da böyle anlatınca gerçekten bir, yani onurlanıyorum ben de burada kişi olarak. Ve eminim daha çok başarılara da imza atacağını düşünüyorum ilerledikçe zaman. Şimdi tabii kısaca bir o konuya değinmesek olmaz. Yani bu gerçekten bir koronavirüsü olayını yarattığı bir değişik bir durumla karşı karşıyayız. Biliyorsun Şubat Mart'tan itibaren gerçekten hayatımız epey bir değişti. Ve bu noktada biliyorum sen Kaliforniya'dasın. Biraz daha siz New York'a göre daha az şeyle atlattınız, siz atlatıyorsunuz. Ve bu konuda tabii sadece şey noktasına değinsek ne düşünüyorsun? Hani bu koronavirüs krizi noktası ve dünyanın etkilenmiş olması ve bunun nasıl aşılabileceği noktasında kısaca böyle fikirlerini söylersen öncelikle onunla başlamış olalım derim. Ben ekonomist değilim. Alanım ekonomi değil ama işletme konusundan daha çok, şirketleri nasıl etkileyeceği konusundan belki bahsedebilirim. Genel olarak şirketleri şöyle etkileyeceğim. Bu talep kökenli bir kriz. Yani arzdan çok talep kökenli bir kriz. Talepleri etkileyen bir kriz. 1929 depresyon Amerika'daki ona benzer ama belki ondan da etkileri daha uzun sürebilecek bir ekonomik durgunlaşma ve kriz öngörülüyor. Şirketler için de bu ne demek? Daha az gelir demek. Gelecek yatırımlarının daha konusunda daha belirsizlik demek. İşten çıkarma demek. Sektörlerin küçülmesi demek. Eski kabiliyetlerin artık yeni normal dediğimiz bu korona 19, COVID-19 yeni normal, yeni bir dünya getirecek konuları var. Eski kabiliyetlerin artık bu yeni düzende belki de onlara yararlı olmayacağı. Bizim yıkıcı inovasyon dediğimiz tabirin belki de bu COVID-19 krizi, koronavirüsü ile gelecek olan kriz, bu yıkıcı inovasyon konusunun belki biraz çekilmesine yol açacak. Çok basit bir örnek. Ben akademideyim. Bizim en büyük sorunumuz şu an akademide, Amerika'daki çok büyük üniversitelerin en büyük sorunu, çok ciddi anlamda öğrenci kaybediyoruz ve yeni öğrenci almakta sıkıntı çekiyoruz. Bunun en büyük nedeni biz büyük uzun zamanlar üniversiteler olarak biz online eğitime çok yabancı kaldık. Çok uzakta kaldık çünkü genel olarak biz hocalar olarak yeni böyle kendimize yeni kabiliyetler geliştirme konusunda çok iyi değiliz. Teşviğimiz de yok. Ve ayrıca şuna da inanıyoruz. Birebir öğretmenin, birebir anlatmanın daha değerli olduğuna inanıyoruz. Ben uzun yıllardır işte bu akademide, üniversitelerde bu dijital online eğitime geçme konusunda bir böyle bir çekince vardı, yavaşlama vardı. Ama çok ciddi anlamda şimdi öğrenci kaybediliyor, yeni öğrenci alınmıyor. Tüm üniversiteler şimdi bizim tüm Kaliforniya sistemindeki 500 bin öğrencimiz var bu arada. Kaliforniya State Üniversitesi öğrenci sisteminde 500 bin öğrencimizin hepsini biz online eğitime geçeceğiz. Şeye kadar, Ocak ayına kadar. Bu da demek ki bu konuda online eğitim konusunda kabiliyetler geliştirmemiz lazım. Yani yeni düzende şöyle olacak. Yine ben akademik üniversite endüstrisinden akademik üniversiteden bahsedeyim. Bu kabiliyetleri geliştirebilecek olan kurumlar başarılı olacak. Bu kabiliyetleri geliştiremeyecek veya olmayan kurumlar ayakta kalamayacak. Birçok endüstride benzer şeyler göreceğiz. Dijitalleşmeyi geçemeyen üniversiteler, geçemeyen kurumlar, geçemeyen şirketler bu COVID-19 krizinden çok daha kötü etkilenecek ve kepenk kapatmak zorunda kalacak. Aslında evet, bu çok güzel bir nokta bahsettiğin. Gerçekten evet, bu koronavirüsünün getirdiği bir durum var ortada. O da artık internet ortamında, yani sonuçta
online eğitim olsun ya da online bütün işleri üretilebilmesi noktasında gerçekten bir hazırlık aşamasına geçilmesi gerektiğini gösteriyor. Zaten benim de önerilerimden bir tanesi, mesela bu tip adımlar atılıp gerçekten online anlamda başarılı olmaya başlarsa da geri gidilmeyecek gibi görünüyor. Öyle hissediyorum. Bu mesela şey noktasına gelebilirim burada. Aslında bunun için biliyorsun 5G'yi bekliyorduk. 5G teknolojisinin gelmesini ve gerçekten bu 5G teknolojisinin belki bir ön adımı, ön hazırlığı durumuna çıkmış durumda. Senin bu konuda düşüncelerin ne? Özellikle 5G teknolojisiyle tabii internette daha hızlı çalışmaların yapılabileceğinden bahsediyorlar. Hızlı bilgi akışından, hızlı. Hatta biliyorsun deyimlerden bir tanesi, artık bir cerrah başka bir yerden katılabilecek ameliyata diye anlatıyorlar. Bu konudaki düşüncelerin de onu da almış olalım bir yeri. Yani 5G teknolojisi Ayhan abi, bence şöyle görüyorum. Ben böyle benim kendi görüşüm ve algıladığım, fiziksel lokasyonların artık önemi gittikçe azalacak. Yani zaten azalmaktaydı ama 5G teknolojisiyle fiziksel olarak sizin lokasyonunuzun pek de bir önemi kalmayacak. Çünkü bağlantı hızı çok yüksek olunca ve o bağlantı içerisinde de data aktarımı kabiliyetleri de arttıktan sonra gerçekten artık bizim fiziksel olarak bu interaksiyonumuz veya fiziksel olarak bir lokasyonda olmamız, bu şirketler de dahil, bireyler de dahil, çok da fark yaratmayacak. Bu ne demek? Aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratacak demek. Hem şirketler için hem bireyler için. Gerçekten artık dijital olduğu zaman fiziksel lokasyonlar, kabiliyet avantajları, yani rekabet avantajları da değişecek. Eski sizin fiziksel lokasyonlara bağlı olan rekabet avantajlarından artık bahsedemiyor olacağız. Yani 5G'nin aslında getireceği en büyük değişimlerden biri ve bunu iyi algılamak lazım. Bunu yine anlayanlar, iyi algılayanlar ve hazırlıklı olan oyuncular çok daha karlı geçecek, çok daha karlı çıkacak bu dönüşümden. Ve dediğiniz gibi Ayhan abi, çok haklısınız. Yani bu insanların, bu içeride kaldık ve daha çok böyle daha online ve sanal ortamlarda daha çok zaman geçirdik. Yine bu COVID-19 süreci insanların davranış biçimlerini değiştirdi. Yani bizim aslında bir bakıma karakterimizi değiştirdi ki baktığımız zaman tüketici davranışlarının değişmesi çok uzun zaman alan şeylerdir. Yani yıllarca alır ve yıllardan sonra, belli bir süreçten sonra değişir. Ama bu 2 aylık, 3 aylık süreç çok büyük değişimlere yol açtı. Biz bunların bazısında farkında değiliz tüketiciler olarak, kullanıcılar olarak. Bu değişimlerden en büyük olanlardan biri de yine 5G teknolojisiyle bağlantılı, senin sorunun içinde kalmak istiyorum. Yani bu dijital transformasyon çok hızlı oldu ve yani tüketici ve kullanıcıların da bu dijital ürünleri kullanma kabiliyetleri ve istekleri ve ona ait, ona karşı olan ön yargı arttı, ona karşı olan ön yargıları da azaldı. Ben öyle görüyorum. Yani 5G'nin aynı zamanda girişimciler için de, startuplar için de, girişimci arkadaşlarımız için de çok büyük fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Bu çok doğru söylediğin, aslında gerçekten hani baktığında derler ya tarihte işte bir matbaanın gelmesi, gecikmesi, kabul edilememesi, bu da senin dediğini çok güzel açıklıyor. Hani o tüketicinin, kullanıcının alışkanlıklarının vazgeçmesi ya da değişmesi. Bu belki evet beklenmedik bir olay yaşandı ve bu yaşanan olaydan sonra da belki artık tüketiciler ve kullanıcılar bu 5G teknolojisine belki hazır hale gelmiş olacaklar. Bu sayede de. Biz bunu 2008 krizinden sonra da yaşadık. Ayhan abi biliyorsun. Yani Airbnb, çok büyük Airbnb'nin çok başarılı olmasının sebebi, 2008 öncesi yine kullanıcılar ve tüketicilerde şöyle bir önyargı vardı. Ya ben otelde kalırım arkadaş. Ben gidip bir başkasının evinde kalmam. Müşteriler için böyle bir düşünce vardı. Ev sahipleri için de ben evimde yabancı birinin kalması inanılmaz, kabul edilebilecek bir şey. Aynı şekilde Uber de öyle. Yani benim kendi arabamda ben başka birini sürüyorum veya ben başka birinin özel arabasında bir yere gidiyorum. Ama 2008 krizi bu tüketici davranışlarını inanılmaz geri dönülemeyecek şekilde değiştirdi. Bence çok önemli olan oradaki özelliği bu değişimin geri dönülemeyecek şekilde olması. Biz onun için yıkıcı inovasyon diyoruz bunlara. Bir kez değiştiği zaman tüketici davranışları ve istekleri tekrar geri dönülmüyor. Bu sefer eski şirketlerin, eski alışkanlıkların bir değeri de kalmıyor.
2008 krizinde insanların ekonomik olarak sıkıntıya düştükleri için daha çok ihtiyaçları oldu ve evlerinden ekstra gelir elde etmek zorunda kaldılar o mortgage'larını ödeyebilmek için, evlerinin şeyini yani kredisini ödeyebilmek için. Ben ona benzer bir şey olarak görüyorum. Senin sözünü kestim. Yo estağfurullah, aslında bu çok güzel bir örnek oldu. Ben de bilmiyordum bak Airbnb'nin çıkışı ya da güçlenmesi nereye geliyor diye. Bu anlamda çok ilginç oldu hani senin bu yorum yapıyor olman. Bir de bir şey noktası var, ilginç olan dediğine katılıyorum. Bazı şeyler geri gitmeyecek artık. Değişecek ve onunla ilerleyecek. Mesela adalet sektöründe görüyoruz biz burada. Mahkemeler normalde bazı videolu görüşmeler yapıyorlardı ama mesela şimdi Jersey'deki bazı mahkemeler jüri katılımları hepsini videoda yapacaklar. Şimdi yani gittikçe artık çünkü mesela güvenliğin daha önemli olduğu, gerçekten kişinin etki altında kalıp kalmadığının anlaşılması önemli olan bir süreç o. O süreci bile videolu yapabilecekler bu yaşanan durumdan dolayı. Bizim bir avukat arkadaşımızla yaptığı bir muhabbet vardı. Kendisi hem eski polis hem ceza avukatı yıllardır. Onun bana dediği şuydu, yani bu konuşurken bu sistem dedi çok işi, yani çok bazı meslekleri yok edecek, ortadan kaldıracak, geri gelmeyecek şekilde. Evet. Dolayısıyla bu açıdan kesinlikle önemli. Şimdi belki dinleyen arkadaşlarımız diyecek ki hani girişimcilik konuşacak, ne oluyor filan da konuşuyoruz. Ama aslında bunlar çok önemli. Çünkü evet, bu yaşanan olayları anlayamazsak tam ya da keşfedemezsek veya gelecek noktasında ne tür girişimler ya da innovation'lar, yenilikler gerektiğini anlayamazsak zaten girişim yapamayacağız. Yani o treni yakalayamayacağız. O yüzden aslında bu konuşulanlar önemli. O yüzden bundan sonraki adımlar atarken ne tür ilerlememiz gerektiğini gösteriyor olacak. Şimdi sen ön yargı dedin, ben hatta şey orada vurgulamak istiyorum. Einstein'ın bir tane sözü var, deyimi var. Diyor ki ön yargıyı, yani alışkanlığı yıkmak diyor, atomu parçalamaktan daha zordur diyor. Evet. Düşündüğünde senin anlattığında da inanılmaz bağdaşan bir duruma dönüyor bu. Ve gerçekten bu dediğine de katılıyorum ben senin. Bu kriz gerçekten bu tür alışkanlıkları, hani bazı sabit alışkanlıkları değiştirecek ve daha çabuk değiştirecek duruma geçiyor. Einstein'ın da bir sözü var. Yarını yakalamak için bugünün kabiliyetleri yeterli kalmaz diyor. Yani yarındaki, gelecekteki değişimi yakalamak için şu anki kabiliyetlerimiz yeterli değil diyor. Bizim diyor geleceği yakalayacak kabiliyetlere ihtiyacımız var diyor. O zaman o da bence girişimcilikten geçiyor. İnovasyon ve girişimcilikten geçiyor kabiliyetler. Kesinlikle öyle ve aslında ne zaman kapatırsak kendimizi innovation'a, değil mi, yeniliğe, o zaman kaybediyoruz aslında. O günden kaybetmiş olacağız. Tabii bu başka bir durumu da ortaya çıkacak. Gerçi belki burada detaylı değinmeyeceğiz ama şimdi bu tip videolu görüşmeler ya da bu daha çok online görüşmeler ne yapacak? Cyber güvenliği, siber güvenliğinin daha önemli olduğunu gösterecek. Tabii bu sorunu ortaya çıkaracak. Bu açıdan da ben tahmin edebilirim, özellikle bu siber güvenlik noktasında da bence çok iş imkanı var ya da çok yeniliğe ihtiyaç var. Bu da önemli adımlar olabilir diye düşünüyorum ben. Bu noktaya değinmemizin amacı koronavirüsü, yaşanan kriz, dünya etkileri. Sen çok güzel noktalara değindin bu konuda gerçekten İzzet. Ve bu bizim girişimci arkadaşlarımız ya da genç girişimcilerimize bence bir vizyon açabilir bundan sonra ne yapacağı noktasında. Mesela çok ilginç, biliyorsun ben hatırlıyorum Kaliforniya'ya uçmuştum geçen yıl mıydı? En son geçen yılda hatırlıyorum. Zoom deli gibi reklamlar veriyordu mesela. Ben anlaşılmıyordu bile. Mesela havalimanlarında görüyordum ben kutularında Zoom Zoom ama nedir bu? Hani diyecek şekildeydik yani. Çok hani ne olduğunu bilmeyen çok insan vardı. Ama mesela Zoom'un şu an yaşadığı duruma baktığımızda bu yaşanan krizde inanılmaz bir şekilde yani herkesin kullanmaya başladığı bir duruma dönmüş durumda. Zoom'un marka değeri ne kadar biliyor musunuz şu an? Ne kadardı? 44 milyar dolar. İnanılmaz bir rakam. Yani bu 4 tane büyük havayolu şirketinin, Amerika'daki büyük havayolu şirketinin değerinden daha fazla. Yani gerçekten yani, çok değişik. Ben tahmin ediyorum bu değer özellikle bu son 3-4 aydır çok arttığını düşünüyorum bu yaşanan olaylarda. Ve bu da önemini gösteriyor. Aslında bu da neyi gösteriyor belki girişimci arkadaşlara? Gerçekten iletişim ve online iletişim bu tip alanlarda çalışmalara devamlı ihtiyaç var. Çünkü burada bir eksiklik var ve bu eksikliğin tamamlanması gerekiyor. O açıdan da gerçekten
kimsenin beklemediği bir şekilde ön plana çıkmış durumda biliyorsun. Google herhalde o noktada treni kaçırdı. Şimdi Google biliyorsun kendi Gmail şey üzerinden video durumuna adım atmaya başladı. Aynen abi, çok şaşıracak bir durum yok. Şimdi girişimciliğin güzelliği şu. Zaten bu tarz yeni teknolojiler genelde mevcut oyunculardan gelmiyor. Yani biz bakarsak mesela Microsoft Skype yıllardır Skype'ı ön plana çıkartmaya çalışıyor. Google gibi büyük bu kadar kullanıcı erişimi olan bir şirket var. Bir şekilde Zoom bunlardan sıyrılıp en başarılı kullanıcı platformu oluyor. Bu aslında çok böyle ilginç bir hikaye değil. Zaten bu girişimciliğin ruhunda var. İnovasyonda genelde bu tarz inovasyonlar endüstrinin dışındaki oyunculardan geliyor. Çünkü endüstrinin içindeki bu büyük oyuncular yeni şeyler yapmaktan korkuyorlar. Ve şeyleri var, çekinceleri var, bürokratikler, politik konular var, işte şeylerini karlılık amacı gütmesi gibi durumları var, kısa dönemli stratejiler geliştiriyorlar. Onun için zaten biz unicorn diye bir tabir var biliyorsunuz ve Türkiye'nin de ilk unicorn'u çıktı bu arada. Yani 3 gün önceki o haberimiz de çok önemli. Unicorn nasıl bilmeyen arkadaşlar için kısaca tanımını yapayım. Unicorn daha halka arz edilmemiş, bu girişim yeni bir şirket, girişimci bir şirket, yeni bir startup. Henüz halka arzını gerçekleştirmemiş ama mevcut değeri 1 milyar doların üzerinde olan şirketlere biz unicorn diyoruz. Bu Yunan mitolojisindeki şey atı, yani böyle bulunamayan bir at vardır, beyaz boynuzlu, tek boynuzlu at. Anonimse o. Yani onu bulduğun zaman, bunu da aslında yatırımcılar için yapılmış bir tabir abi. Yani unicornları sen bulabilirsen, o şirkete yaptığın yatırım 300 katı, 500 katı, işte minimum 100 katı sana getiri getiriyor. Onun için unicorn diyorlar buna. Onun için tek boynuzlu at olarak tabir ediyorlar. Türkiye'de biliyorsun Türkiye girişimcilik ekosistemi de gelişmekteydi son yıllarda. İlk unicornumuzu çıkardık. Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı. Buradaki Zynga. Zynga da bu arada San Francisco'da merkezi oyun şirketi. Zynga'nın da değeri ciddi anlamda yüksek. O da bu arada Zoom'un değerinden de yakın veya yüksek diyebiliyorum market değeri. Yine çok ciddi bir, sadece adamlar oyun yapıyor bakarsanız. Zynga'ya satıldı. Yani o bakımda da böyle bir güzel bir gelişme de oldu Türkiye'de. Çok güzel. Bu gerçekten güzel bir gelişme. Şimdi tabii oyun deyip geçmemek lazım. Gerçekten büyük bir sektör. Büyük bir sektör olduğu için demek ki biz de oyun alanında ilk çıkarabildiği günü konumuzu da güzel. Biliyor olmak çok güzel bunu. Şimdi bize biraz istersen şey noktasında işte girişimcilik konusunda biraz o konuya girelim istersen. Hem girişimcilik hem startup konusunda. Biraz bahsedebilirsen. Şimdi istersen önce şeyle başlayalım. Hani girişimcilik nedir? Startup nedir? Nelere dikkat edilmesi gerekir de başlayalım. Zaten onun dışında biliyorum sen zaten bu işin kalbi olan Silicon Valley'desin. Dolayısıyla ondan sonra da istersen senin tecrübelerin, hatta senin o girişimin, ondan sonra da yaşanmış diğer hikayeler var. Evet. Özellikle bahsedeceğimiz, gireceğimiz. İstersen bir sırasıyla onlarla ilerleyelim. Önce istersen bir senin girişimcilik nedir, startup nedir? Bu konuda fikirlerini biraz alabilir miyiz? Yani girişimciler gerçekten çok farklı insanlar. Ne bakıma farklı insanlar? Aslında bazılarının belirsiz olarak gördüğü durumları, belirsizlik olarak tanımladığı durumları, belirsizliği biz sevmeyiz insanoğlu olarak. Yani bir konu belirsizse biz o konuda hiçbir şey yapmayız. Çünkü riskini hesap edemeyiz. Yani çünkü riski hesap edeceğiz ki belli bir getiri hesap edeceğiz ve ona göre bir aksiyon alacağız. Ama girişimcilik konusunda şöyle, çoğu insan veya çoğu kurum yeni fırsatları belirsizlik olarak görür. Ve bu belirsizlik gördüğü zaman da aradaki nedensellik ilişkisini kuramadığı için aksiyon almaz. Ama girişimciler bu belirsizliği riske çevirir. Nasıl riske çevirir? Ya karakter olarak daha böyle olmayan kaynakları çıkarıp kendisinden bir kaynak yaratma potansiyelleri vardır. Veya işte yine Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın dediği gibi tüm kabiliyetler sizde olmak zorunda değil ama takımı düzgün oluşturmanız lazım.
O mesela o belirsizliği riske çevirebilecek kabiliyette olan insanları bulma kabiliyeti vardır. Ve o kaynakları nereden bulabilme, nereden bulabileceğini bilir. Yani takım oluşturma, o kaynakları geliştirme potansiyeli vardır. Bunun için yani girişimciliğin bence şeyi tanımı geniş ama benim bence tanım bu. Yani hani belirsizliği, uncertainty dediğimiz İngilizce'deki riske çevirebilen bireyler, şirketler. Girişimcilik çok farklı süreçleri olan bir süreç, gerçekten de çok hem de rekabetçi bir bakıma. Her zaman bir problemle başlar. Yani önemli bir problemi çözmeniz lazım. Ve o problem gerçekten sizin kalbinize dokunan bir problem olması lazım. Ben Silikon Vadisi'nde veya dünyanın diğer taraflarında kendi akademik araştırmalarımızla birlikte de takip ettiğimiz başarılı girişimcilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Gerçekten başarılı olan girişimciler bir şekilde çözdüğü problemleri bir şekilde hissetmiş insanlar, yaşamış insanlar. Mesela belki ailesinden birisinin, ve bakıyoruz çok başarılı girişimci de sağlık sektöründe, kanserle savaşma konusunda, biyoteknoloji konusunda çok başarılı olan girişimcileri, ailesinden birinde bu hastalığı geçirmiş bir birey var ve gerçekten ailesel olarak ve bireysel olarak bu konuda çok sıkıntı yaşamışlar. Ya ben bunu hep şey anlatıyorum. Kalpten hissetmek lazım. Girişimci olmak, o fikri, o problemi çözebilmek için. O problemi hissedeceksiniz ki o problemi ne kadar acıdığını anlayacaksınız. Ve o problemin çözülmesi gerektiğini gerçekten de inanacaksınız. İnanmakla oluyor. Çünkü girişimcilikte de şöyle bir şey var Ayhan abi. Siz çok önemli olarak görüyorsunuz sizce o problemi. Ama en önemli şey belki de çoğu girişimci arkadaşın kaçırdığı nokta feedback. Yani dışarıdan görüş almak, dışarıdan bu sorunla ilgili gidip onların görüşlerini almak. Belki de göreceksiniz ki sizce önemli olan, çözülmesi gereken sorun o kadar da önemli bir sorun değil. İşte burada çok önemli bu süreç. O yüzden dışarıyla, müşterilerle, potansiyel kullanıcılarla sürekli iletişimde olmanız çok önemli. Yani ilk önce şimdi girişimci arkadaşlarımız şöyle düşünmesin. Bir problemi bulduk. Tamam, ben hemen 2-3 ay kapanayım. Dış dünyayla ilişkimi keseyim. Mükemmel bir çözüm üreteyim. Bunu yapabilirsiniz. Ve çözümünüz gerçekten de mükemmel olabilir. Ama binde bir ihtimalle. Ya dahiyseniz gerçekten kimseden görüş almanıza gerek yok. Ama dahilerin dünya popülasyonundan oranı çok düşük. Ona saygı duyarım. Ama genelde ortalama olarak şunu görüyoruz. Siz kendinizi kapattığınız zaman bir çözümle gidersiniz ve tüketici ve kullanıcı der ki ya ben buna ihtiyacım yok. Yazık olan sizin zamanınıza, eforunuza ve paranıza olur. Bunun için en baştan beri bu problemi çözmek için ilk düşünme kısmına başladığınızdan beri dışarıya gidip insanlarla konuşmanız, potansiyel müşterilerle konuşmanız ve görüş almanız çok önemli. Böyle iteratif bir süreç bu, yani birlikte geliştirilen bir süreç. Çözümün en basitini, bizim minimum viable product dediğimiz çözümün en basit, bazen de yani simple stupid diyoruz. Yani basit ve aptal versiyonunu çıkartıp ama çalışır olacak o çözümü. Gidip tekrardan müşterilere götürüp, tüketicilere götürüp, kullanıcılara götürüp tekrardan geri dönüş alıp tekrardan o geri dönüşe göre o ürününüzü veya servisinizi değiştirmeniz lazım. Bu en baş süreç için anlattım. O süreçten sonra şey çok önemli. Yani diyelim mesela başarılı bir ürününüz var ve ilk müşterilerde beğeniyor. 100, 200, 1000 müşteri, kullanıcıya ulaştınız falan. Buradan sonra yeni artık sizi zorluklar bekliyor. Artık oradaki zorluk bizim scaling up dediğimiz. Yani şirketlerin artık profesyonel bir şirket olmanız lazım ve karlılık, ya bir şekilde işi döndürebilmeniz lazım. Bu da her girişimcinin yapabileceği bir şey değil. Bu süreçte yatırımcıların önemi ön plana çıkıyor. Sizin girişiminiz belli bir kullanıcı potansiyeline, müşteri potansiyeline oluşunca büyümeniz için, şirketi daha fazla büyütebilmeniz için dışarıdan yatırım almanız lazım. Ama siz aslında yatırımcının sadece parasını almıyorsunuz. Yatırımcının profesyonel tecrübesini de getiriyorsunuz. Aynı zamanda network'ünü, sosyal kapital dediğimiz, yani sosyal kapital, yani onun bağlantılarını da şirkete getiriyorsunuz. Hem o size o şirketi nasıl yönetme konusunda size çok güzel fikirler veriyor, öngörüler veriyor, sizi şekillendiriyor bu büyüme sürecinde. Hem de sizin daha da fazla bir anda mesela sizi
Amerika'daki tüm Trader Joe'larla tanıştırıyor. Yani Trader Joe's mesela 1000 tane Trader Joe's varsa ortalama bir şekilde 10 milyon veya 50 milyon müşteriye ulaşabiliyorsunuz. Sizin küçük çapta yaptığınız şeyin potansiyeli bir anda büyüyor bir yatırımcı ile birlikte. Onun için aldığınız yatırımcıların da önemi çok önemli. Yani dediğim gibi bu büyüme sürecinde de yatırımcılarla çalışıyorsunuz. Ve orada da sizin hukuk olarak, legal olarak şeyler çok önemli. Legal süreçler çok önemli. Şimdi yatırımcılar işin içine girince biz bu şirketi ne kadar değerleneceğiz, ne tarz haklar vereceğiz. Bir gün şirketimiz çok büyüdüğünde bizim kendi şeylerimiz, kendi sahiplik oranımıza neler olur? Çoğu girişimci bunları düşünemiyor. Girişimciler için bir laf vardır Aryan abi. Aslında derler ki hani siz bir yatırım aldığınız zaman en şanslı gün gibi görünmesi lazım. Aslında kendi aralarında şunu derler, bizim en şanssız olduğumuz gün yatırım aldığımız gün artık, çünkü sorumluluğunuz var. Doğru. Yine sizin açınızdan bakarsak bir hukuksal bir sözleşmeye tabisiniz. Yatırımcı sizden beklentileri var ve sürekli sizi bir şekilde kontrol ediyor. Yani batabilirsiniz, sorun değil, ama bir şekilde daha böyle süreç artık ciddileşiyor. Bu süreçler böyle. Aynen öyle. Şimdi senin tabii gerçekten değerli söylediklerin, ilk başta açıkladığın o girişim, işte hani dedin ya girişimci olacak kişilerin, işte ben de 3-4 ay kapanayım çalışma yapayım da çözüm bunun aslında mantıklı olmadığını ve pratikte de mümkün olmayacağını söyledim ve çok doğru bu bence. Çünkü gerçekten kişiler bu noktada, girişimciler bir kez toplumu okuyabilmeleri lazım. Mevcut olayları, krizleri görebilmeleri lazım ki şu anki ortamda yaşanan olaylar onlar. Dolayısıyla ancak bununla bir şey ortaya koyabilirler, üretebilirler. Yoksa dediğin gibi buldukları girişimin ya da yaptıkları bir şeyin bir faydası kalmayacak. Olmayacak. O açıdan kesinlikle haklısın. Feedbackler çok önemli. Feedbackler kızdırmamalı. Tam tersi olumlu algılanmalı. Demek ki bir şeylerin ya da o ürünün değişmesi, servisin değişmesi gerektiğini gösteren sinyaller verebilirler. Bu açıdan da kesinlikle dediklerine katılıyorum. Şimdi ben, sen hukuksal tarafı dediğin için, tabii startuplarda genelde durum şu oluyor. İzzet, bir, ihtiyaçları var yasal çalışmalar haklı olarak, ama aynı anda da bütçe kısıtlaması var. Yani bir startup bir işe başlarken biliyorsun genelde en büyük problemleri para yok, daha yatırım yok, fikir var ya da prototype var ya da ön adımlar var. Dolayısıyla bu noktada yapılacak en tabii mantıklı şey giderleri en düşük tutabildikleri kadar tutabilmek ön çalışmalarda. Mesela belki bir patent başvurusu yapamayacaklar ama ön patent başvurusu yapabilirler. Bu provisional denilen daha ucuza gelecek patent başvurusu yapabilirler. Gün sonunda ben bu noktada geldiğim startuplara tabii bizim tavsiyelerimiz şey oluyor tabii, şirket kurulması. Eğer ortaklarla olacaksalar ortada gerçekten bir sözleşmenin olması. Her ortağın payı ya da koyduğu ya da koyacağı ve şirketin yönetimiyle ilgili bu operating agreement gibi şeylerin detaylı belirlenmesi ki sonra bir taraf ne yapacak ya da diğeri ne yapacak konusunda münakaşa ya da problemler çıkmasın. Diğer önemli bir nokta tabii ürünün ya da servisi ya da product isminin belirlenmesi ve bunun marka hakkının alınmaya çalışılması en başta. Evet. Çünkü çok kostlu bir başvuru değil o. Evet. Çok masraflı bir başvuru değil ama baştan yapmakta fayda var böyle şeyleri. Çünkü marka noktasında bir ihlal yapıyorsanız ve düşün yatırım yapıyorlar, aldıkları paraları yatırıyorlar ve gün sonunda ismini değiştirmek zorunda kalma durumuyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Dolayısıyla markanın önemli olduğunu düşünüyorum. İsmin, bulacakları ismin ve marka hakları başvurularını yapmış olmalarını. Ve onun yanında kesinlikle bu adımları açtıktan sonra yatırımcı noktasında çok detaylı bir çalışma yapılması lazım. Dediğin gibi aynen yatırımcı geliyor. Ne kadar pay alacak? Kimin oy hakkı var, kimin oy hakkı yok? Yarın bunların sizi çıkarma durumu ne kadar güçlü olacak, olmayacak şirketten? Bütün bunlar tabii ki önemli hale gelecek. Tabii dediğin gibi yani sorumluluk yokken daha rahat olacak girişimciler. Ama yarın yatırım geldiğinde, sorumluluk başladığında daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ama başka türlü de büyüme mümkün değil. Yani başka türlü de büyüyemeyecekler. O açıdan gerçekten faydalı bir çözüm ya da dediğin gibi ürün ya da servis ellerinde varsa
Bunu da herkese duyurmak istiyorsan yatırımcı olmadan bunu yapmaları mümkün olmayacak. O açıdan bu tip durumlarda da her alanında yasal adımların önemi var. Ama dediğim gibi bu noktada zorlanacakları şeyler kost tarafı olacak, masraf tarafı olacak. Ama bu açıdan hani bir şirket kuruluşu, imar kalımı bunlar böyle çok büyük masraflar değil ve baştan bu tip adımları atmaları onları güvenceye alır diye düşünüyorum ben de. Konuşmanın başında şeyden bahsetmiştik. Yani bu genel olarak COVID-19 süreci neleri değiştiriyor? Zaten değişmekte olan trendlerden biri bu fiziksel lokasyonların öneminin yitirmesiydi aslında. Dijitalleşmeydi. Bu bakıma da bizim Türkiye'deki eğer bizi dinleyen arkadaşlar varsa böyle kendi girişimleri olup da hani bunu zaten bence amacı o olmalı. Tüm dünyada satılabilecek, alınabilecek bir ürün geliştirmeniz lazım. Zaten sadece Türkiye bazında, Türkiye pazarında bir ürün geliştirdiğiniz zaman bence çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani ya yabancı bir rakip gelir sizi, Türkiye pazarında sizi alaşağı eder veya siz sadece Türkiye pazarıyla sınırlı kalırsınız ve bir yani belli bir süresi olur sizin bu girişiminizin. O bakımdan ilk günden şunu düşünmesi lazım girişimci arkadaşlarımın. Bizim yaptığımız bu ürün, bu servis dünyanın nerelerinde satabiliriz ve dünyanın çoğu yerinde satabilmemiz lazım. Öyle bir özelliği olması lazım ilk günden. Yani ilk günden yurt dışında satabilecek bir potansiyeli olan fikirlere, çözümlere yönelmelerini öneriyorum. Uzun dönemli olarak. İkincisi şunu bahsetmiştik yine gelirsek konuya. Yani fiziksel lokasyonların artık önemi çok kalmıyor. Dijitalleşiyor her şey. O bakıma da bu sorunları anlama açısından ve belirleme açısından teknoloji nereye gidiyor, trendler nereye gidiyor? Onlar açısından artık yani şunu kabul etmek lazım. Türkiye'den de birçok trendi bir şekilde yani yüzeysel olarak derin olarak demiyorum ama yüzeysel olarak birçok trendi takip edebilme şansları var. Yani Silikon Vadisi'nden haberler geliyor. İşte Çin'deki Şangay bölgesindeki Silikon Vadisi'ne haber geliyor. Londra'daki Silikon Vadisi ile benzer ekosistemden yeni teknoloji konularından şirketlerden haberler geliyor. Bunları takip edebilirler. Yani problemleri bulma ve takip etme konusunda zaten bir girişimcinin kafasının açık olması lazım, görüşünün açık olması lazım ve tüm dünyayı takip etmesi lazım. Bunun için artık Amerika'da olmalarına gerek yok. Yani akıllıca bir tavsiyede bulunursak ben şunu hiçbir zaman çok önermem. Kafanızda bir problem yok. Amerika'ya geldiniz. Dur ben ilk önce Amerika'da problemi bulayım. Sonra da çözümünü bulayım. Bu çok riskli olur. Çok akıllıca olmaz. Bence genel olarak hangi problemi dair bir fikri olması lazım arkadaşlarım. Bir girişim startup yapmak istiyorlarsa Amerika'da belli bir alana yönelmeleri lazım. O alanda da kabiliyetleri olması lazım. Daha sonra buraya gelmeleri lazım. Buraya niye gelmeleri lazıma gelelim? Yani burada nasıl başarılı bir startup yapılır? Biraz da ben başarı hikayelerinden de bahsedeyim. Çok böyle zaman uzatmayayım. Evet. Şöyle yapalım. Yani mesela dediğim gibi siz Türkiye'de bir problem buldunuz. Türkiye'de de bir şekilde bir çözüm geliştirdiniz. Belli kabiliyetler geliştirdiniz. Şimdi çoğu arkadaş sanıyor ki bizim bu arkadaş ve şirketler için de geçerli. Çok büyük, çok uluslu şirketler de aynı hatalara düşüyor. Bizim bu ürünümüzü veya servisimizi biz Amerika'ya getiririz ve ilk günde müşteriler they are going to die for it. Yani onlar mutlaka alacaklar. Bizim peşimizden koşacaklar. Bizim ürünümüzü kullanmak için veya işte servisimizi, ürünümüzü almak için veya servisimizi kullanmak için. Böyle bir dünya yok gerçekten. Gerçekten Amerika çok her ülke ama Amerika çok özellikle Amerika çok rekabetçi bir ülke. Gerçekten buraya fiziksel olarak gelmeleri, şirketlerini burada kurmaları ve buradaki ekosistemin bir parçası olduklarına dair sinyali göndermeleri lazım. İş böyle yürüyor. Yani en başta ben şey dedim, dijital fiziksel lokasyonların önemi azalıyor. Evet, önemi azalıyor ama bu demek değildir ki fiziksel lokasyonlar önemsizleşiyor ya artık hiç önemi yok. Öyle bir şey yok. Sadece fazla, değişik fazlarda, değişik anlamlarda yani değişik fazlarda önemleri değişiyor. Şimdi bir başarı hikayesinden bahsedelim. Bir çok tanıdığım yakın bir arkadaşım burada. Ona da danışmanlık yani şey yaptığım, destek olduğum bir arkadaş gerçekten. Türkiye'de birçok şirketle bir şey vardı, ilişkisi vardı. Yani birçok şirkete çözümü vardı, bir ürünü vardı. Bir startup kurdu Türkiye'de. Türkiye'de biraz pişti diyelim. İnsan kaynakları
alanında bir çözümü var bu arkadaşın. Ve Türkiye'deki mesela Türkcell, Telekom bunlara da bu ürünü sattı. Türkiye'de gayet başarılı. Sonra dedi ki ben abi bu şeye geleceğim. Yani Amerika'ya geleceğim ve Amerika'ya pazarını açılmak istiyorum. Silikon Vadisi'nden açılmak istiyorum. Niye Silikon Vadisi? Bu teknolojinin, inovasyonun kalbi. Buradan açılan şirketler tüm dünyaya açılabiliyor. Geldi ve 6 ay boyunca hiçbir şey yapamadı. Çünkü 6 ay boyunca şunu şöyle yapamadı, çözüm alamadı. Ama 6 ay boyunca öğrenmekle zaman geçirdi. Gitti buradaki toplantılara katıldı. İşte her gün belki 10 tane toplantı var burada. Şu an dijital oldu. İşte yatırım toplantılarına gitti, insanlarla tanıştı, diğer girişimcilerle konuştu, yatırımcılarla konuştu, akademisyenlerle konuştu. Buranın kültürünü anlamaya çalıştı ve aynı şekilde buradaki bu işler nasıl yürüyor? 6 ay, yaklaşık bir 6 ay zamanını aldı ve belki de fikrini 40-45 kez sundu ve insanlar şunu dedi. Yani sunduğu insanlar veya yatırımcılar, daha en başta yatırımcılara bile sunamadı, normal insanlara sundu. Dediler ki ya bu çok kötü bir fikir. Bunun müşterisi olmaz, buna para ödemezler. Yine Airbnb'den örnek verirsek yaklaşık 80'in üzerinde Airbnb kurucuları fikirlerini sunuyorlar. Ve işte mesela 82-81 kez diyorlar ki ya bu çok aptalca bir fikir. Tüm yatırımcılar. Ama 82'sinde biri bir potansiyel görüyor. Yani diyor ki ya siz şöyle düşünüyorsunuz ama siz bu kafa yapısını değiştirin, şöyle yaparsanız bunun potansiyeli var diyor ve oradan büyüyor şirket. Hmm. Benzer bir şekilde bu arkadaşın şirketi de gidiyor bir yatırımcıya sunuyor. Ve işte diyor ki yatırımcı, ya diyor güzel, siz işte yani çok böyle detaya girmeden mesela spesifik olarak şunu yapıyor şirket. Sizin başarılı çalışanlarınız var. Bu çalışanlarınızı siz kaybetmek istemiyorsunuz. Çünkü onlara bir yatırım yapmışsınız, onları işe alma süreçleri zaman alıyor, işte onlara eğitim vermişsiniz falan filan. Siz bunları kaybetmek istemiyorsunuz. Bu arkadaşın şirketi, işte şirketinizde hangi çalışanlar, mesela mühendisiniz var, avukatınız var, belki işi bırakma eğiliminde. Big data'yı kullanarak, işte makine öğrenmesi kullanarak bir algoritma geliştirmişler. Çok ilginç bir şey. Büyük bir data topluyorlar. İşte mesela LinkedIn'den eğer ev araştırıyorsa bir yerlerden, yeni zip kodlarda ev araştırıyorsa veya LinkedIn profilinde bazı değişiklikler varsa bunu tespit edebiliyorlar. İlginç bir algoritmaları var. Ya bir yatırımcıya gidiyorlar. Yatırımcı diyor ki ya ben buna böyle güzel fikir ama ben buna yatırım yapmam. Ama siz şunu yaparsanız diyor, ben sizin ilk yatırımcınız olacağım. Siz bu datayı diyor şeylere, yani şirketlere ya da çalışanlarını kaybetmek istemeyen şirketlere satmayın diyor. Siz bu datayı alın diyor, rakip şirketlere satın diyor. Ve aynı zamanda diyor mesela sigorta şirketlerine satın diyor. Veya işte ev şirketlerine, ev satan, kiralayan şirketlere satın diyor. Sizin potansiyeliniz burada diyor. Ya aslında bizim Türkiye'deki kafa yapımıza göre çok 180 derece bir değişik bir kafa yapısı. Ama bu adamlar, bu insanlar gerçekten bu sektörün içinde olduğu için neyin sizi büyüteceğinin çok farkındalar. Öyle yapınca bir anda çocuğun şirketi çok büyüdü ve gerçekten çok büyük bir sigorta şirketi şimdi ona ortak oldu. Ama bir 6 aylık çok uzun bir süreçten geçti. Çok böyle zor zamanları oldu. Ama ondan sonra bir şekilde de burada başarı, yani eğer çaba sarf ederseniz başarı da geliyor eğer gerçekten ürününüz güzelse. Aslında benim buradan çıkardığım şey İzzet, bir tanesi tabii kesinlikle sen de onu zaten tavsiye ediyorsun. Girişimciler, girişimci takipçilerimizle de genç arkadaşlar kesinlikle bu işi Amerika'da yapmaları gerekiyor. Büyük markete açılmayı planlıyorsalar. Ama aynı anda tabii bu buraya gelip burada bulmaktan ziyade zaten keşfettikleri, buldukları bir ürünü buraya sokabilmesiyle ilgili olabilir. Ve bu açıdan da baktığımızda doğru söylüyorsun. Gün sonunda tabii şey de çok önemli dediğin gibi, işte gelecek o feedbackleri nasıl bir markete tutup tutamayacağını doğru analiz etmek gerekecek. Peki şöyle bir şey sana sorayım. Peki bu kriz şu an biliyorsun Airbnb'yi çok etkiledi. Çok Airbnb dediğimiz için de ona değineyim. Evet. Bu kriz sonrası Airbnb'yi nerede görüyorsun? Airbnb de kendisini değiştiriyor. Bakarsanız web sitesine girerseniz Airbnb şu an tamamen tecrübeler üzerine, tecrübe satıyor. Yani bir kalımı kalacak yerden çok tecrübe konusuna, biz diyor bir artık tecrübe şirketiyiz diyor.
Hani bu bir yerde yemek yemek olur diyor. Şurada kalırsınız, bunun arkasında bir aktivite yaparsınız. O tarz bir değişime gitti. Aynı zamanda da mesela özellikle bu essential workers, yani sağlık sektöründeki çalışanlara da yönelik çok değiştirdi web sitesini. Onlara öncelik veren bir kalma şeyi olarak geliştirdi kendini. Airbnb de kendini değiştirmek zorunda. Ama yani negatif etkilendiği bir gerçek. Çünkü insanlar zaten dışarı çıkıp bir yerlerde güvenli bir şey yapamıyor, kalamıyorlar. O konuda kötü etkilen. Yani eski gelirleri yok. Tekrar yakalamaları zaman alıyor. Tabii ama güzel bir şey söyledin. Bunu ayak uydurmaya adım attılar ve ayak uyduruyorlar. Şey diyeceğim, son 10 dakikamıza giriyoruz. Hani biliyorsun Instagram'da. Anlatmak istediğin başka böyle başarı hikayeleri varsa bir değinmek istersen değinebilirsin. Seninkine de geleceğiz. Hani anlatacaksın tecrübe olan. İstersen onlarla devam edelim. Yani şimdi yine girişimcilik, şurada şunu da anlamak lazım. Gerçekten %120'lik konsantrasyon isteyen bir şey. Yani %100 demiyorum. %120'lik. Yani normal kendi işinizde çalışsanız veya bir şirkette çalışsanız %100 efor sarf ediyorsanız, girişimcilik için %120 efor sarf etmeniz lazım. Bizim şirkette, bizim kurduğumuz startup'ta fikir çok güzel aslında ama çok efor gerektiren bir iş. Onun için de benim birinci önceliğim akademisyenlik olduğu için istediğim kadar büyüme gerçekleştiremedik. Biz daha böyle biraz yavaş büyüyoruz o bakıma. Çünkü birinci mesleğim benim akademisyenlik olduğu için hiçbir zaman girişimciliği birinci plana almadığım için başarılı da olamıyoruz. Belli bir süreçlere ulaşıyoruz ama çok başarılı olamıyoruz. Bence bu güzel bir ders herkes için. O kararı vermek lazım. Yani gerçekten girişimci olarak geleceksek, gerçekten her şeyi, gemileri yakıp bir bakıma kafaya koyup o fikrin başarılı olması için çaba sarf etmemiz lazım. Öbür türlü süreç uzuyor. Yani biz böyle bir şekilde yavaş yavaş büyüyoruz. Batmıyoruz ama büyüyoruz. Ama büyüme hızı yavaş. Bu da yeteri kadar şeyler için, yatırımcılar için seksi değil. Yatırımcılar hızlı büyüyen şirketleri yatırım yapıyorlar. O bakıma hani başarı hikayesi dedim. Bizimki biraz hafif başarısızlık hikayesi. Başarısızlık hikayelerinden henüz, yani daha başarısızlık olmadık ama potansiyeli var. İnşallah ileride zamanımız olduğunda bir daha büyüme potansiyeli olan bir şirket. İşte birkaç yatırımcımız var. Ama hani benden çok daha başarılı olan burada gerçek girişimci arkadaşlarımız var. Mesela bir örnek yine size vereyim. Ve burada değişik ülkelerin de farkı var. Mesela sizin bir Türkiye'de bir fikriniz var, bir çözümünüz var ama o Türkiye'de uygulanamıyor. Niye? Türkiye veya Avrupa kafa yapısındaki, yine hukuksal olarak baktığınız zaman, bazı endüstriler regüle ediliyor. Bazı konularda biz şöyle bir yaklaşımımız var. Avrupa hukuk sisteminde veya işte Türkiye hukuk sisteminde ilk önce biz regüle ederiz, sonra oyuncular ne yapacağına karar verir. Amerika'da ilk önce oyuncular bir şey yapar, o belli bir potansiyeli oluşunca, siz daha iyi bilirsiniz abi, o konu mesela regüle edilir. Şimdi bir örnek buna. Burada Firefly diye bir şirket, iki tane Türk arkadaşın kurduğu. Buradaki Uber arabaların üzerine dijital ekran koyuyorlar. Ve orada o dijital ekranın üzerinden reklam veriyorlar. Bunlar 40-45 milyon dolar yatırım aldılar. Çok da büyük, arkadaşlar da search edebilir, araştırabilirler. Çok da başarılı oldular. Amerika'da çok büyük kullanıcıları var falan. Çok güzel bir fikir ama aslında bunlar ilk önce Türkiye'de de yapmak istemişler bu fikri. Ve buraya da biz birkaç tane şeyle de konuştuk, o benzer girişimciyle konuştuk. Türkiye'de karayolları demiş ki, arkadaş sen arabaların üzerinde ne taksi veya özel arabaların üzerinde reklam yapamazsın. Hani bu ilk günden öldürüyor bazı girişim fikirlerini. Yani bunu niye söylüyorum? Belki çok güzel fikirleriniz var, çözümleriniz var ama Türkiye'nin ortamında, Türkiye'nin kanunlarında bunu yapmak mümkün değil. Ama Amerika bu konularda daha serbest. Onlar mesela o konuda çok başarılı oldular. Buraya geldiler. Bu ilk önce 2-3 kendi arabalarına koydular. Aynı şekilde kendileri de Uber sürücülüğü yapan arkadaşlar. Uber şeyleri de tanıyorlar. Oradaki birkaç tane sürücüyü de tanıyorlar. İlk önce denediler. Küçük küçük. Baktılar. Yani gerçekten
sürücüler para kazanıyor. Reklam verenler de mutlu falan. Ve çok büyüdüler. Yani yine çok güzel bir başarı hikayesi bakarsanız. Çok çaba sarf ettiler ama başarılı oldular. Çok güzel. Şimdi tabii bunlar önemli şeyler. Hani girişimcilik noktasında adım atılıp hani buradan başarıya gidilmesi noktasında önemli. Bir de sen şeye değinirsen bize, senin yaptığın o girişimcilere destek çalışmasına biraz değinirsen, en azından belki genç arkadaşlarımız ya da girişimci arkadaşlarımız sana bu noktada ulaşma durumda olur diye düşünüyorum. Biraz ondan bahsedersen sevinirim. Yani ben şöyle şundan bahsedeyim. Bir kere girişimci arkadaşlar Amerika'ya girmek için akademi yolunu seçebilirler. Şimdi akademi, üniversiteler size ne sağlıyor? Bilgiden çok bilgi de sağlıyoruz. Ben sonuçta bu işin dersini anlatıyorum. Ama belki de en fazla sağladığımız konu biz burada bir network sağlıyoruz. Üniversite olarak. Yine mesela bizim üniversitemizde kendi inkübatörümüz var. Kendi kuluçkamız var. Biz kendi kuluçkamızda, ben onun direktörüyüm. Bu kuluçkada biz ekosistemimizden çıkan şirketlere, öğrencilerin kurduğu şirketlere veya işte fikirleri şirket haline getiriyoruz. Onları da yatırımcılarla konuşturuyoruz mesela. Biz kendi network'ümüzü onlar için kullanıyoruz. Aynı şekilde Müsiat USA olarak da bizim bir girişimci şeyimiz var, kanalımız var. Müsiat USA olarak biz 1 milyar doların üzerinde bir gelire sahip bizim şu anki şeyimiz, üyelerimizin toplam Amerika'daki geliri. Hem bu Müsiat USA'nın üyelerinin yatırım yapma potansiyeli var veya onlar da doğru insanlar tanıyorlar, sizi doğru insanlarla tanıştırırlar. Yani dediğim gibi benim de burada mesela girişimlere yardım ettiğim konu Amerikan pazarına nasıl girilir? Amerikan pazarında nasıl başarılı olur? Rekabet avantajı nedir? İnovasyon nasıl yapılır? Bu konularda ben o süreçlerde destek oluyorum arkadaşlara, şirketlere ve bireysel olarak arkadaşlara. Ve yani bunu Amerikalı şirketlere de yapıyorum veya Amerikalı girişimcilere de yapıyorum ama Türkiye'den birileri bana ulaştığı zaman hani %100, %120 dedik ya, %120'mi veriyorum. Çünkü Türkiye'den birilerinin başarılı olması bizi çok tatmin ediyor ülkemiz adına. O yüzden de her zaman ulaşabilirler bana. Onu o önemli bir şey çünkü gerçekten yol almaları için genç arkadaşların senin gibi başarılı bir arkadaşımızı ve akademik tarafının olması, üniversitede oluyor olman ve bir de okulundaki o kuluçka, yani o imkan verilmesi girişimcilere bence çok değerli. Peki İzzet, tavsiyelerin nelerdir? Son istersen eklemek istediğin genç arkadaşlarımıza, genç girişimcilere. Ben bunları da senden alalım. Ben bir araştırma yapmıştım girişimci olarak. Şimdi siz girişimci olmaya karar verdiniz. Amerika'da vize konusu önemli. Nasıl gelebilir? Siz o konuya daha çok girersiniz. Ama benim mesela gördüğüm birkaç arkadaş şöyle bir vize aldılar. AB1 diye bir vize var. Böyle bu Türkçesi nedir? Yani daha böyle çok özellikli, değil mi? Özellikli, başarılı, yetenekli. Yetenekli, üstün yetenekli. Yetenekli. Bir kategori var Amerika'da. Bu girişimcilere de geçerli. Girişimcilere diyorlar ki sizin diyorlar fikriniz buradaki önemli bir kuluçka merkezine kabul aldıysa, işte belli bir medya organında haber yapıldıysa, 5 tane kriter var, 3'ünü tutturursanız, işte burada hali hazırda müşterileriniz varsa buna başvurmak için ön şeyleri, koşulları şey yapıyorsunuz, yerine getiriyorsunuz. Aslında çok heyecanlanacak bir şey. Çünkü bu söyledikleri şeyler hem zor şeyler ama eğer süreçleri iyi bilirseniz bunlara ulaşmak çok zor değil. Onun için girişimci arkadaşların vize konusunda da belki şu COVID-19 ekonomik kriz sonrasındaki vize konuları daha kötü olacak. Mevcut şirketlerde H1B vizesiyle çalışmak daha zor olacak. Ama belki Amerika'nın bu ekonomik büyümesini devam ettirmesi için girişimcilere ihtiyacı var. Bu konuda belki avantajları olacak. Girişimci olarak gelebilirler Amerika'ya. Hani Amerika'ya gelince de girişimci olduğu zaman da Türkiye'den kopmuyorlar. Burada geliştirdikleri kabiliyetleri Türkiye'ye taşımaları lazım her zaman. O kafa yapısında olmaları lazım. O da yanlış anlaşılmasın. Hepimiz kendi ülkemiz için burada bir şekilde çaba sarf etmeye devam ediyoruz. Onu da hiçbir zaman unutmamalı lazım. Unutan arkadaşlar da zaten ne başarılı oluyorlar bireysel hayatlarında ne de özel hayatlarında, onların da örneklerini görüyoruz. Evet, çok çok değerli bu tavsiyeler İzzet. Tabii şey önemli, gerçekten burada başarıyı yakalamak, o adımları atmak önemli olacak.
Ben bunların hepsini değerli görüyorum. Zaten değerli takipçilerimizin bu anlamda sorular olduğu zaman bize ulaşabilirler. Devamlı yani yasal noktada gerekli aydınlatmalarda devamlı bulunacağız. Ama ben tabii bugünkü yayınımızda senden çok dinlemek istedim. Özellikle girişimcilik noktasında faydalanabilirim diye. Ben çok teşekkür ediyorum zaman için ve bu güzel sohbet için. Bunu aslında arada bir yapalım. Güzel oldu bu. Hem uzun süredir konuşamamıştık, konuşmuş olduk. Hem de değerli düşünceleri paylaşmış olduk. Ben seni dinlemeye devam ediyorum. Çok şeyler öğreniyorum. Lütfen şeydeki şu an yayındaki olan arkadaşlarımız da Ayhan abi, Ayhan Bey'i takip etsinler. Çok değerli bir avukat. Ve hani bu inovasyon, yıkıcı inovasyon falan konularına başvurduk. Ayhan abi kendisini çok geliştiren ve çok inovatif bu konuda bir birey. O bakıma da bence seni takip etmeye devam etsinler. Yeni bilgiler senden çıkıyor Amerika'da. Ben çok teşekkür ederim İzzet. Ve ben de biz de seninle gurur duyuyoruz devamlı. Bence hiç o girişiminde başarısız olduğunu düşünme. Bunlar biliyorsun ticaretin kuralıdır. Hata olacak, başarısızlık olacak. Ama daha da büyük başarılar gelecek ondan sonra. O yüzden bunların hepsi büyük önemli tecrübeler. Ben de çok zevk aldım.